Yukarı Tokyo Garajı'ndan herkese merhaba. Bu seçimler tabii ki bizim YouTube kanallarında bütün algoritmamızı bozmuş vaziyette. 2 haftadır bütün günlerimiz şaşıyor, içeriklerimiz değişiyor. Yani böyle baba içeriklere giremiyorum açıkçası. Neyse, üzücü bir başlıkla beraberiz. Bugüne kadar size hep şeffaf oldum bütün projelerimde. Hep iyi olan neyse iyi gösterdim, kötü olan neyse kötüyü de gösterdim. Üzücü şeyler oldu, üzücü şeyleri de gösterdim. Heyecanlı şeyler oldu, onları da gösterdim. Anladığınız üzere bu bölümde motorumuzu kırdık. Şehir şehir gezdiğimiz, kilometrelerce yol yaptığımız, emek harcadığımız, çok para yatırdığımız, Ar-Ge yaptığımız Pakize'nin motorunu kırdık. Ama neden? Hem buradan hem karşı taraftan. Evet. Ooo, kol çıkartmış abi. Ya oradan. Yağ jetini sıfır geçmiş. O bir avantaj ama öteki tarafları göreceğiz bakalım. Neray servis çok dolu olduğundan dolayı sevgili Özilki Oto'ya teşekkür ederim. Bana yer açtılar ve hemencecik orada birlikte motoru söktük. Motoru söktüğümüz gibi gittik, tezgaha bağladık ve motoru açmaya başladık. Bu projenin başından sonuna kadar arkasında duran Motus firması da geldi ve söküm aşamasında tıpkı topladığımız zamanki gibi başında durdu. Yani bizle ilgili ne problem varsa arkasındayız demek için. Aynı şekilde Engenius da bizimle beraber bize güvenerekten, ustalara güvenerekten telefondan sürekli olarak takip etti. Birlikte söktük makineyi. Şu an şu aşamada hiçbir fikrim yok. Şu an kol kırılmış, fikrimiz bu. Gözüküyor mu? Kol kırılmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ne olduğuna dair, yani kol niye kırılır sizce? Kol niye kırılır? Ya da yani, dayanmaz kırılır diyeceğim. Yani dayanmayacağı bir güç dayanmayacağı yok. Dayanmayacağı güçten ziyade bence daha önce bir hasar almış olabilir. Malzeme yorgun olabilir öncesinde. Yani hasar almış olabilir. Ya belki daha öncesinde bakıldı, çatlak falan evet. Sonradan yürüyüş olabilir. Gözükmeyen bir şey olabilir, bilemiyorum. Ben şey çok sevmedim bu kolyeyi. Açalım bakalım. Ya zaten açılacak. Açalım bakalım. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Olmadı, olduramadık ve aşk gitti bizden. Bana müsaade, hadi bay bay. Bundan böyle bizi mazisay sanma ki içim buruk değil. Ayrılık bu kime kolay? Nerede şimdi o içimde uçuşan kelebekler? Bende o duygulardan hiç kalmadı eser. Biri sen, biri ben, İki damla yaş aktı gözlerimde. Olmadı, olamadı. Motoru açtık. Pistonlar da sağlam çıktı. Krank da sağlam çıktı. Krank hatta ölçüme bile gitti. Kolumuzdan bir tanesi koptu. 5. göz piston. Kolu. Kol 7 senelik koldu. 2016 yılında topladığımız makinenin koluydu. Bununla ilgili performans kovaladık. Maksimum gördüğümüz güç bugüne kadar 650 beygir oldu bu kol üzerinde. Ve hiç de sorun yaşamamıştım bu son kullanımıma kadar. İlk aklımıza gelen tabii ki burada kol neden dayanmadı? Kolda acaba bir üretim hatası mı var? Peki üretim hatası varsa bu zamana kadar neden dayandı? Bu normal mi mesela yataktaki aşınma? Su aldığı için yaptı. Su aldığı için? Yani o patlama esnasında mı oldu bu? Ya su karışmış ya. Çizik yok. Onlar bir tutturak mı? Bak önce çalıştırdın mı sen bunu abi? Yok, bu... Çalıştı hem de çok düzgün çalıştı. Çalıştırdım. Sadece pat, pat 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 ses geliyordu ama makine düzgün çalışıyordu mesela. Bunu çizmiş, çapaklanmış. Önemli değil. Ya parça yatak var. Şey çapak çıkıyor. Çapaklar var ya. Bu çapakları almış. Ya bu sonradan olaydan sonra olmuş şeyler bunlar öyle mi? Pistonlarda bir şey var mı? Pistonda almadık. Sibop çakmış olabilir mi böyle bir durumda? Ses yapar, bir şey yapar. Gerçekten bir şey var mıydı?
Yok, hiçbir şey yoktu. Yani, bir anda oldu dedin zaten. Bir... Abi tam olanı anlatayım size. Şimdi bu bir Tech Talks bölümü biliyorsunuz. Motoru açıyoruz ve inceliyoruz. Teknik terimler kullanıyoruz. Burada teknik bir takım veriler vereceğim ama bunları normal bir sürücün anlayacağı şekilde de anlatacağım. Şimdi bu motor kırıldığında ben otomobille yaklaşık bir 30-35 kilometre orta sıkı performans sergilemiştim. Yani Temoto yolunda ilerlerken bir sıkıyordum, bir bırakıyordum, bir sıkıyordum, bir bırakıyordum gaza. Yani basıyordum, çekiyordum. Dördüncü vitesteydim. Artık evime yaklaşmıştım. Son virajlardaydım. Yaklaşık son 3 dakika, 4 dakika diyelim. Motor herhangi bir performansla karşı karşıya değildi. Zaten motorun patlama esnası performans esnasında olmadı. Dördüncü vites 120 km hızla giderken aşağı yukarı böyle 0.3-0.4 barlık bir basınç uyguladım. Viraj dönüyordum. Ayağımı gazdan çektiğim esnada motor kırıldı. Motorun altı aşağıda böyle bir şeyler patladı etti. İlk gözüm tabii ki yağ basıncına gitti. Yağ basıncı da okuduğum 0.4 bar civarında yağ basıncım vardı. Çünkü motor kırılınca basınç düşüyor. Sıfır değildi, onu biliyorum. Hani yağsız kaldı da kırıldı gibi bir durum olmadığını biliyorum. Şimdi teknik verilere gelince o sırada log aldığım değerler şunlardı. EGT'de maksimum 850 derece görmüşüm. Bu egzozdan çıkan gaz sıcaklığı arkadaşlar. Performans sergilediğiniz motorlarda 1000 derecelere yaklaşmadığınız sürece kabul edilir bir değer. Yani 850 çok riskli değil. Evet, sıcak. İAT 20 derece. Yani emmekte olduğum hava sıcaklığı o sıralarda 20 derecedeydi arkadaşlar. Bu da bayağı serin bir hava. Su sıcaklığım 88 ve 90 derece arası seyretmiş motorun kırıldığı esnada. Yani makine serindi. Çünkü yağ da aşağı yukarı 90-95 dereceler arasında seyretmiş. Zaten 90-95 diyorsam 95 maksimum gördüğüm su sıcaklığında 88-90'da da gördüğüm maksimum sıcaklıklardan bahsediyorum. Maksimum basınç o gün 0.9 bar gördüm ve AFRM 12.5 ve 6 idi. Bunlar da şu anlama geliyor arkadaşlar. Çok fazla yüklü bir basınç basmıyordum motora. AFR zengindi. Yani benzinim bol miktardaydı basınç esnasında. Turbo araçlarda 13'ün altında olmasını bekleriz. Hatta ciddi güçlerde 12.5 altında olmasını tercih ederiz. 12'leri bile tercih edenler var. Peki motor neden kırıldı? Yani ben performansımı sergiledim ve başıma bu geldi. Çıkarmak için öyle abi ya. Ama o pistonun öyle sıkışmasının da bir sebebi olması lazım değil mi? Ya böyle kolay zor olmamalı. Anladın mı? Aldı ya ama almış ya şuralardan kol vurmuş ya. Hı hı. Şişirmiş olabilir bu arka taraf. Piston acaba sıkıştı da mı gelmedi? Gerçi sen hareket ettirdin mi? Yani niye kolu kopardın cevabını hala daha alamıyorum. Niye 5 tane piston şişeydi de bir tanesi şişti? Eğer öyle bir şey varsa. Bu da bir. Onu üst tarafa açarsak görürüz. Evet. Orada işte. Çok dövmüş ya. Hı? Çok dövmüş. Ya çok evet. Vurmuş. Vura vura yemiş kendini. Ama düzlemiş burayı. Evet. Erimiş resmen. O işte kenara vura vura kendini aşındırmış. Burası ayrı vurmuş, orası ayrı vurmuş ilk başta. Öyle bir şey çıkıyor ortaya. Yok burada öyle şey yok abi, çalışmamış burası öyle. Çalışamaz ki. Ya zaten çalışamamış. Yani çalışamamış. Bu vurur ona, o aşağı düşer vesaire. Şey, bu pek abi. Çalışmamış. Kolda bükülme görmüyorum ben. Dolayısıyla sıkışma yok. Direkt çekerken olmuş olay. Bir şey çekememiş ya da yani bilmiyorum. Kopmuş. Evet. Sünme falan yapmamış, direkt kopmuş. Doğru mu Ahmet abi? Çatlak falan yok. Böyle bir çatlak şeyde çalışmamış. Tamam dur. Enayi burası. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunlarda enayilik var. Sivop demiş bunu. Hı? Buna Sivop demiş. Demiş. Bu niye Sivop demiş olabilir? Yukarıda kaldığı için demiş olabilir. Evet. Yani çekerken şimdi, koparamadı. Hayır, koparırken, yani yukarıda piston sabit duruyor ya artık. Yukarıda kaldı. Sivop itmiştir onu. Evet. Sivoplar ne durumda? Bilmiyorum daha. Bak dokunmuş. Değil. Ama şey hani böyle eğme eğmiş. Eğmiş. Yok sadece değmiş. Değmiş. Aç kalsana. Yok eğmiş. Eğmiş şu, mi? Şu eğilmiş. Evet şuna açıklık var. Var. Bunda da var da. Ama öyle ağzı falan büyükmemiş yani sert bir darbede görmemiş öyle. O tamamen piston kaldı onu itti herhalde onun evresi değil mi? Egzoza dokunmuş. Yine bir şey diyeceğim. Ucunu sanki bozmuş gibi bakışının. Yani oturtmuş bayağı kafasını. Değmişten fazla bayağı. Yani. Bu zaten bir kere değmemiştir. Buyurun görür musun? Bak yemiş yani bayağı orayı. Şu aşağı doğru olan kısmını. Şöyle diyorsun. Ha? Şey yapmış. No, normalde şöyle. Bak Sivop'u şuraya değmesi lazım. Evet. Oradayım gel. İsteyelim mi bir? Bunlar şimdiki olan şeyler herhalde.
yeni olan şeyler diye düşünüyorum. Honlama çizgileri ne kadar çok güzel gözüküyor burada. Yani bunların artık o kaza sonrası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğerleri de iyi durumda. Ahmet yorulmasın. Hiç pistonunun takılması gibi enayilik değil sanki ha. İçini gördün mü? Dur bakmadım yok. Işık vereyim sana. Sindir duvarında da bir şey yok. Çok güzel çalışmış. Evet. Honlama şeyler her şey duruyor. Evet. Kropaj yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Ya patlama, yanma yeri falan filan her şey iyi. Diğer pistonların kafasına bak. Yani şey de güzel. Bakıyorum evet ya, yanması falan da güzel. Çok da güzel yakmış yani. Benzinle kullandın değil mi sen bunu? Sadece benzin. Peki kolun kebi nasıl çıktı sökerken? İyi. Onda da bir şey yok. Yani evet. Şeylere saplamalar, maplamalar falan. Gayet normal. Gayet güzel çıktı diyorsun. Ha, zaten şeyler, mevcutlar buradakini çıktı. Şunu bir daha kaldırsana Umut. Sence 1-2-3 ile 4-5-6 arasında ısı farklılığı var mı? Görebiliyor musun? Sibop kafalarından falan. Yok, bu göz şu an yağlı gözüküyor. Ama sibopların rengine falan bakarsak yanması normal. İstemesi normal. Şey de o, piston da öyle yani. Pistonun istemesi falan da öbürlerinden farklı çalışmamış. Ben bir şey göremiyorum. Sebep göremiyorum. Ha evet bak şurada şöyle yapmıştı. Ondan diyebileceğim şu an bir şey göremiyorum. Piston versene. Bu da öyle. Öncelikle işleme yeri. Hı hı. Temizledik biraz sadece. Ha, şey var mı bakalım ya. Diye. Vuruntuya dair bir iz var mı, delik var mı diye. Köpürme falan hiçbir şey yok pistonda. Avans vuruntusu bilmem ne. Hani köpür piston öyle bir şey de yok. Buradan sibop vurmuş. Buraları da vurmuş. Hadi onu anlıyoruz. Piston çünkü free'ydi. Yani şu sindir duvarını bir üstüreceğim. Bir ovalleşme, ovalleşme bir şey var mı? Çıkarken rahat çıktı mı piston? Çok zorlanmadık. Diyoruz ya hani sıkıştı, çekemedi. Bunlar niye var bilmiyorum şu anda. Bunlar şey etekli sürtmüş. Boşluğu biraz fazla oluyor ya bunlar. Tamam. Soğuk çalışmadım. Bir tane daha çıkarsana. Onunla bir kıyaslayayım. Zarar görmemiş bir tane değil. Gönder bir tanesini. Dördü gönder. Etek sürtmez o bir şey değil ki ya. Etek olmasa da olur yani. Bir de herhangi bir ses yoktu. Ya işte bir anda bir de gazdan çekince oldu diyorum. Evet. Yüksek devirde değilsin. Gazdan çekince oluyor. Yükte değilsin. 100-120 giderken ayağım gaza basıyorum. Turbo üflüyor. Hiç ses yoktu. Hiç çektin tık gitti diyor. Pırlama olur, tırlama olur. Verimsizlik olur. Gayet güzel çalışıyordu araba. Ölçtüreyim mi? Kollarda eğiklik meyiklik bir şey var mı? Birazdan şeyler gelirken yanlarında bir arkadaşı var. Onları da getirecekler. Rektifiye çocuk. O da bir fikir belirletsin istersen. Tamam yaz. Bir daha bakalım. Baksana acaba kolun bayası yok yani. Şuralarda bir yerde olması gerekiyor bu kolun. Bu arası yok işte. Evet. Peki yorumun ne blok için? Kurtulur mu konusunda? Ha, bence kurtulmaz. Kurtulmaz mı? Bence kurtulmaz. Yağ kanalı, yağ kanal değil mi o? Ha. Vay arkadaş ya, sen eksiktin. Nasıl kırmışsın abi sen ya? Motor relax çalışıyor diyorsun, ses yok, hiçbir ses çıkmadı, hiçbir şey olmadı. Şu anlam veremiyorum ya. Yatak sarmadı, yorgan sarmadı bu araba. Hani yatak sardı da sıktı kolu, hadi öyle kırdı diyeceğiz, öyle bir şey de yok. Krankla ilintili hiçbir durum yok değil mi? Bir o şey, eğikliğine bakacaklar krankın, o kadar. Sanmıyorum bir şey çıkacağını. Abi de ki eğik, pistonu nasıl koparacak? Piston o... dibe dayanıyor mu bunda en aşağı çektiğinde? Dayansa? Piston yok, en aşağı etek gelir, sekman tarafı gelmez abi. Demek istediğim hani bir şey oldu, piston en aşağı kadar çekse zaten jeti meti de kırardı. Jeti... inemezdi yani. Pistonun altında bir darbe var mı? Yok. Jeti, şu jet kanalı var işte pistonda. Tam jet kanalı var da. Ya bunu bir sebepten atıyorum. Krankta eğiklik oldu. En aşağı çekti. Burası koptu gibi bir şey düşünüyorum. Yok olmaz. Mümkün değil. Öyle bir şey olmaz. Hayır. Anladığım kadarıyla bunun sıkışıp kalma durumu da yok. Yok. Bunda da bir sıkıntı yok. O sıkışıp kalsa hani buradan böyle vura vura zor çıkartırdık onu. Çünkü şey üst tarafa doğru daralıyor. En dar yer üst yer. Şimdi kolun kırılma sebebini düşünüyorum. Kol neden kırılır? Yorumlarım esnasında kol bükülmedi ki dedim. Ama sonradan kolun forged piston, güçlendirilmiş kol olduğu aklımdan çıktı. Yani bu sert bir malzeme. Sert bir malzemenin bükülmekten ziyade kırılmaya gideceğini düşünüyorum. Çünkü kol tek parça olduğunu varsayayım. Şöyle bir kırılma, kopma oldu diye düşünüyorum. Yani sıkıştı bir şekilde ve koptu. Çünkü düşünüyoruz pistondan ayrılacak şekilde kopma şansı yok bu piston, bu kolun. Geriye tek bir şey kalıyor. Demek ki sıkışma oldu. Sıkışma olduğu için de kol koparak motorun dağılmasına sebep oldu. Buraya geriye tek bir teori kalıyor. Makine senti atlamadı. Makine senti atlasaydı bütün gözlerim dağılırdı. Bütün siboplarım vururdu. Ateşleme verimliydi. Bütün bujiler aynı renkte çıktı. Erimiş çıkmadılar. Bobinlerden bir tanesi çalışmıyor olsa bobin çalışmıyor diye çok buna benzer problem yaşadım. Benim bobinlerim ve enjeksiyon sistemim çok gitti oldu yarışlarda. Benzeri bir şey yaşamadım. Kaldı ki zaten teklemeye, pırlamaya hatta güçten çekmeye başlardı araba. Bunların hiçbiri olmadı. Zaten gazlarken olmadı. Kompresyon esnasında oldu. Geriye tek bir şey kalıyor.
O zaman herhalde enjektör açık kaldı. Enjektör açık kaldığı için de içerisi benzinle doldu. Biliyorsunuz sıvıyı sıkıştıramazsınız arkadaşlar. Havayı sıkıştırabilirsiniz ama sıvıyı sıkıştıramazsınız. Sıvıyı sıkıştıramadığımız için de kolun kırıldığını varsayıyorum. Yatağında bir şey yok. Yatakta. Çökmeden önce kolun dönmesine baktık, güzel. Gezmesine baktık, güzel. İçeriye doğru çatlak buradan da yürüyor. Gördün mü? İnce bir çatlak var bak. Yağ kanalının buradan bak benim yanıma gel. İnce bir çatlak var şöyle. Şurada. Bu bloktan vazgeçiyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Ben biraz araştırayım. Yani Türkiye'de kimde var bilmiyorum. Dediğim gibi zaman uğraşacağız. Hiç bunu götürüp o zaman göstermiyorum bile yani. Netice olarak çok üzgünüm. Böyle bir şey hak etmedim. Çok uğraştık. Hiçbirimiz hak etmedik. Sevindiğim tarafları Ar-Ge içerisinde bulduğumuz yerli pistonlarımız tam istediğimiz gibi sağlıklı çıktı. Crank ilk başta herhalde crank kopmuştur veya yatak sarmıştır diye düşünürken hiç öyle bir şey olmadı. Yaptığımız crank Ar-Ge'si geliştirmesi son derece başarılı çıktı. Ama işin içerisinde yabancı üretim olan bir takım parçalar, onlarda sıkıntı yaşadık. ID enjektör kullanıyordum. ID enjektörlerden çevremdeki insanlar pek sıkıntı yaşamadılar ama ben aldığımdan beri sıkıntı yaşıyorum. ID enjektör bir daha almamayı düşünüyorum açıkçası. Kollar Eagle F1'di. Çevremdeki çoğu kişi sıkıntı yaşadı ama ben yaşamamıştım bugüne kadar. Açıkçası varsa yorumunuz bu motorun neden kırıldığına dair aşağı tecrübelerinizi ve yorumlarınızı paylaşın. Çünkü ben net bir sonuca ulaşamadım. Şu anda tek varsayımım flow test yapmama rağmen, düzgün çıktığına emin olduğum enjektörleri takmama rağmen böyle bir sıkıntı yaşadım. Şimdi kullandığım beyin de AEM marka bir beyin. AEM dediğimiz yılların beyni. Onu da çok uzun zamandır kullanıyorum. Şu an bir sonuca varamıyorum açıkçası. Hepsi kontrolü yapılmış, defalarca kontrolü yapılmış, çalışan sistemdi. Kısacası motor mekaniği ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yapacak bir şey yok. Yeni bir blok bulacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni kollar alacağız. İşin tabii ki maddi üzücü tarafı var ama ne yazık ki işin içinde bir bahtsızlık da var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.